Selam. Merhaba herkese. Selam. Merhabalar, selamlar. Merhaba. Merhaba. Bir iki dakika daha bekleyelim istiyorsanız ondan sonra başlayalım. Bu arada dokümana, ajandaya konuşmak istediğiniz konular varsa ekleyebilirsiniz. Chat'te paylaşıyorum linkini. Başlayalım hadi. Yasin, sen vardın galiba önceki toplantılarda. Biraz uzun zaman oldu, kafam karışıyor. Selam abi, sesim geliyor mu? Geliyor. Yok, ben ilk defa katılıyorum. Bir daha önceden gruba dahil olmuştum, Slack grubuna, ama toplantıya ilk Ha. defa katılıyorum. Tamamdır. Uğur, sen de galiba ilk defa katılıyorsun. Evet, ben de ilk defa katılıyorum. Tamamdır. İlk defa katılanlar olduğunda bir kısa bir tanışma yapıyoruz. Başlamadan önce şeyi söyleyeyim. Toplantımız CNCF YouTube kanalına yükleniyor otomatik olarak. Yani kaydediliyor. Konuşmalarımızı ona göre düzenleyelim diyeyim. Bir de CNCF Code of Conduct'ı hatırlatayım. Bunun da özeti birbirimize karşı saygılı ve kibar olmak. Ondan sonra da ben önce kendimi tanıtayım. Sonra ben birini söyleyeceğim. İşte sen de kendini tanıt diye bu şekilde gidelim. Ben Ali Ok. Hat'te çalışıyorum. Knative projesi üzerinde çalışıyorum. CNCF tarafında. Bu grupta da işte bu glossary'yi çevirmeye çalışıyoruz hep beraber. Approver'lardan biriyim bu grupta. Bu şekilde. Şeyma, sen tanıtır mısın kendini? Tabii. Merhaba herkese. Şeyma Demir. Ben de Albuquerque Tech Global'de Junior Developer olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
Tanışıma memnun oldum. Ben de birisini söylüyorum. O zaman Uğur'u söyleyeyim ben de. Uğur Yılmaz. Merhaba herkese. Ben Uğur. Şu anda iş arıyorum. Daha önce Hacettepe Üniversitesi'nde akademi alanda çalışıyordum. Orada bilimsel yazılımlar geliştirme ve insan hareketi modelleme üzerine çalışıyordum. Şu anda da front-end tarafında kendimi geliştirmeye çalışıp bir yandan da iş arıyorum. Teşekkürler. Ben de o zaman Oğuz'u söyleyeyim. Merhabalar herkese. Ben Oğuzhan. Şu anda Catchpoint'te SRE takımında yer alıyorum. Bu çeviri toplumunda ilk başlangıçtan beri buradayım. Tanıştığıma memnun oldum herkese. Yasin Özmen'i söyleyeyim ben de. Tamamdır. Merhabalar. İsmim Yasin Özmen. Ben kamera açamıyorum şu anda. Şarjım biraz az da kopmamak adına. Ben de Türk Telekom'da çalışıyorum. Türk Telekom'un platform ekibinde görev alıyorum. Orada Cloud DevOps süreçlerinde görev alıyorum. Yaklaşık bir 9 aydır çalışıyorum. Red Hat ürünleri kullanıyoruz. Bizde OCP olsun diğer başka ürünlerde. Bu şekilde söyleyebilirim. Halil. Evet, Selamlar. Halil varmış. Kusura bakmayın, görmedim. Ben de Halil. Benim bir cloud startup'ım var. Orada çalışıyorum ben. Kendi şirketimde. Onun dışında CNCF ambassador'uyum. Ve bu approver'lardan bir tanesi benim bu projenin de. Tamamdır. Teşekkürler herkese. Şimdi özellikle yeni katılan arkadaşlar için bir güncelleme yapalım. Şöyle bu grubu herhalde Haziran, Temmuz falan gibi başladık. Baya güzel işler çıkardık. Özellikle altyapı konusunda, yani bir sistematik oturtma konusunda güzel işler başardığımızı düşünüyorum. İşte bu toplantılar olsun, nasıl çalışacağım, çalıştığımızın güzel dokümantasyonu olsun, ne bileyim işte template'lerimiz olsun, bu tarz şeyler. Güzel ilerleme kaydettik. Aşağı yukarı herhalde bir 10 ya da 10 olmasa bile 7-8 sayfada çevirdik. Başarılı bir şekilde. Ama sonra bir dağıldık. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi işte yaz tatilleri oldu diyeyim. En azından kendi adıma konuşayım. Konferanslar oldu. Ondan sonra yeni işe başlayanlar oldu. O işe başlayanlara birazcık yani işlerine yoğunlaşmaları daha mantıklı olacağını grupça düşündük. Öyle diyeyim. Ve ayrıca gönüllü bir çalışma olduğu için bazen işler böyle yavaşlayabiliyor. Genelde de böyle oluyor zaten. Yazın biraz bu tarz işler yavaşlıyor. Ondan sonra sonbaharda, kışa doğru falan birazcık daha hızlanıyor. Şimdi tekrar inşallah hızlandırırız. Durumumuz böyle. Başka bir şey eklemek isteyen var mı bu konuda? Tamamdır. Yok gibi. Şimdi bir hemen review bekleyen bir doküman PR var mı diye bir yazdım oraya. Uğur galiba sen bir doküman yazmışsın. Ben daha bakamadım. Biraz yoğun. Evet. Diğer arkadaşlardan bakanlar oldu mu bilmiyorum. Ama ona hızlıca bakalım. Bu dokümana sen linkini ekleyebilir misin? Burada kalsın, action item'a ekleyelim. Tabii ki. Uğur'un dokümanını review yapan var mı aranızda? Ya da yapmak isteyen var mı? Hemen action item olarak ekleyeyim. Ben bir üzerinden geçmiştim ama bir kişi daha geçerse çok iyi olur bence. Ben de geçtim üzerinden ama yorum yapmadım. Yani bir sorun yoktu. İsterseniz şey yapabiliriz, onaya gönderebiliriz. Tamam. İki kişi baktıysa zaten sıkıntı yok. Ben bakabilir miyim acaba? Ben kısa bir bakayım. Ondan sonra ben kendime bunu atayım. Uğur. Okeyse senin için. Tamamdır. Ondan sonra ben sana zaten Slack'ten yazarım. Ben de baktım diye. Ondan sonra PR açarsın. Ondan sonrası zaten PR şöyle. Çalışma nasıl çalıştığımızla ilgili dokümana bakmışsındır. Belki bakmışsındır büyük ihtimalle de. Ben gene de anlatayım birazcık. Hani önce Google doküman üzerinden review yapıyoruz. Çünkü daha kolay oluyor.
yorum eklemesi falan. Sonra her şey hazır olunca PR açıyoruz. PR'de genelde sorunsuz ilerliyor. Öyle diyeyim. O aşamaya geliriz. Tamamdır. Başka review bekleyen, ya benim bir iki tane PR'ım vardı, review bekliyordu ama bir ay oldu belki, belki iki ay oldu. Tam son durumunu hatırlamıyorum. Onlara bir ben göz atacağım. Beklediğim bir şey varsa Slack'ten yine yazarım ben gruba. Okay. O zaman sıradaki konuya geçiyorum. Approver güncellemesi. Bunu buradaki konu şu. Özellikle Oğuzhan'ın ve Şeyma'nın ben grupta bayağı etkin olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşlarla falan da konuştuk. Biraz approver'ları hani hem de daha efektif olması için işleyişimizin güncellemenin daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Batuhan var. Batuhan şu anda approver'lardan biri. Ben zaten onunla konuşmuştum. Oğuzhan ile Batuhan'a yer değiştireceğiz. Oğuzhan approver olacak. Şeyma için henüz bir şey konuşmadık. Ama onunla ilgili de diğer kalan arkadaşlarla, Halil burada zaten, bir de Emin var. Onlarla da konuşup orada da bir güncelleme yapabiliriz. Hani bu bir cezalandırma gibi yanlış anlamasın kimse. İşte mesela işte toplantıya katılmadı Emin veya Batuhan. Hani öyle değil de bu tam tersini iş yapan, daha çok iş yapan kişileri ödüllendirme gibi düşünelim. O şekilde bir şey. Bir de işleyişi daha hızlandırmak için. Bununla ilgili de ben hem Batuhan'ı hem de Emin'i tanıdığım için bununla ilgili ben konuşacağım. Halil, sen sosyal medya ile ilgili bahset abi. Ondan sonra ben bir kısaca şeye geçeceğim. Spreadsheet olayına bir bakalım diyeceğim. Top Abi sende. şöyle çok fazla kişi kalmadık. Başta böyle bir 10-15 kişiye kadar çıkmıştık ama bir yine herkes sosyal medya hesaplarından paylaşırsa bizim bu yaptığımız işi birazcık daha kişi aramıza dahil olsunlar da biraz daha hızlı bitirelim. Çünkü böyle giderse bitmeyecek. Evet. Bitmemesi bir sorun değil. Sonuçta bu bir gönüllü hizmet ama bitmesi çok daha iyi olur. Hı. Özellikle ben burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de biz Türkiye adına bir faaliyette bulunduğumuz için Türkiye bölgesi adına burada yaptığımız faaliyetler, contribution'lar diğer tarafları da etkiliyor. Mesela biz geçen günlerde bir tane Cube Day etkinliğinin İstanbul'da düzenlenmesini konuştuk CNCF'le. Ve bunun için daha fazla contribution gerektiğini söylediler. Bu sadece bizim yaptığımız o lokal eventlerden ziyade İşte böyle çeviri gibi şeyleri de istiyorlar. O yüzden aslında burası önemli bir yer. Yani burada yaptığımız iş çok önemli bir iş. Ve bence daha fazla kişi dahil edersek, contribution'ı da arttırırsak daha fazla ayrıcalık kazanabiliriz CNCF'den. Tamamdır. Güzel nokta. Bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımı için draft hazırlamanı isteyebilir miyim? Olur, ben hazırlayayım, sıraya atayım. LinkedIn ve Twitter yazıyorum. Yani karakterleri ona göre hazırlarsan güzel olur. Biz direkt postlarız. Ya da mesela sen postlarsın, biz işte retweet yaparız, sonra repost yaparız. Fark etmez abi. Ben hem şey link atarım postayıp hem de gönderinin kendisini atarım. Hı, tamamdır. Okay. Ben bir ekran paylaşayım. Ondan sonra eğer inşallah bulabilirsem spreadsheet'imizi vermiş. Şimdi
Indoc Review, Agile Software Development. Bunu Uğur yapmış, tamamdır. Bu biraz önceki bahsettiğimiz. Benim PR'ım vardı burada. Şimdi bu spreadsheet de işte şeyleri, belgeleri Uğur zaten eklemişti. Yasin belki sen görmemişsindir. Buradan hem kendimize işte yapmak istediğimiz dokümanı assign ediyoruz, çevirmek istediğimiz. Hem de takip ediyoruz tek bir yerden. Bu pull request merge olmuş mu? Olmamış. Bunu birazdan ben yazacağım gruba. Bunda benim review'e ihtiyacım var. Her şey hazır. Hatta Halil looks good to me demiş ama Batuhan veya Emine bağlı. Bir Bunu kişi daha atması gerekiyor abi. evet. Tamam işte. Bayağı olmuş bu arada bu. Evet, bayağı oldu. September'daymıştı. Aynen. Tamamdır. Burada bu gruptan aslında yapılacak bir şey yok şu anda. Bir tane daha PR'ım vardı. O da containerization ile ilgili. Bunda dokümanı review etti arkadaşlar. PR gene aynı şekilde, aynı durumda beklemedi. Halil, sen approve'lamışsın. Eyvallah abi. Tamamdır. Şu SRE dokümanı da SRE dokümanı da şeydeymiş. Document review'daymış. Bunu review yaptık mı arkadaşlar? Buna Hatırlayalım. sanki baktık ama niye Ben de işaretlememişiz ki? hatırlamıyorum ki. Baktıysak ben niye acaba PR açmadım? Zamanım mı olmadı ya da daha bakmadık mı emin olamadım. Ben bunu gene yazayım gruba. Buna bir göz atın diye isteyeyim sizden. Ondan sonra PR'ını açarım ben bunu. Onun dışında birazcık cesaretlendirmek adına buradan üstünüze almak istediğiniz çeviri dokümanı var mıdır? İsteden. Bir linkini chat'e atabilir misin abi bunun? Direkt hepimiz girip oradan işaretleyelim. Bir saniye chat'i attım. Şimdi önceliklendirmeyi şöyle yapıyoruz. Burada priority'ler var. İşte high, medium falan. Hani mantıklı olan önce high, medium falan yazanların yapılması. High'ların galiba çoğu yapıldı. Bu hariç. Yo, bir dakika. Yapılmayan epey varmış. Şimdi bakıyorum liste. Oğuzhan'da bir şey var. Bende bir tane PR review var. Yok, pardon. İki tane PR review var. Bir tane doc review var. Ben bir de şu observability'yi alayım kendime. Onun dışında kalan high'lardan onun dışında kalan high yok. Medium'ları zaten almışsınız arkadaşlar. Sağ olun. Bir tane burada medium var boş, bir tane burada medium var boş. Bunları almak isteyen var mıdır? Üstünde görev olmayıp da almak isteyen. Aşağılarda birkaç tane hay var bu arada abi. Aa, aşağıda varmış, pardon. Evet, ben tam aşağıya bakıyordum. Ha. Cluster kısmını alabilirim aslında ben. Tamam. Şu IAC'yi de ben alayım. Tamam, sen yaz abi kendi adına. Yazma. Evet. Abi DevSecOps vardı sanki yukarıda. Onu alabilirim eğer başka isteyen yoksa. Kafana göre. DevOps mu? Yok. DevSecOps. DevSecOps vardı. DevOps'ta zaten yazmıştım Ha, adım. Onu şuradaymış. bakacağım bu hafta. Evet. Tamamdır. Tamamdır. Ha, Medium'muş, evet. Yani istiyorsan fark etmez. Hani high'lar öncelikli ama ilgini çeken bir konuysa yapmak istiyorsan direkt onu yap, alabilirsin, fark etmez.
Tamamdır. Bu arada yani ilginizi çeken bir konu varsa, mesela atıyorum şurada bende bir şey var. Direkt yanına kendi isminizi yazabilirsin. Bu arada backup'lı şekilde ilerliyorduk biz, değil mi ya? Şimdi hatırladım. Gerek var mı buna? Oğuzhan, sen ne dersin bu konuda? Yazabilirsin abi beni Yok backup. yani genel olarak backup hep yazalım mı yazmayalım mı, şu an biraz emin olamadım. Sayımız azaldığı için zaten. Yani aslında geriye kalanlar hep böyle 3 paragraf çeviriler olduğu için hani backup'lar biraz daha Bak. böyle ilk review gibi kalıyor. Hı. Bence isteyen hani tek isimli olan veya isteyen birisi varsa orada yedek olarak kendisini yazsın. Tamamdır. Tamam. Yani ben de benzer şekilde düşünüyorum da, güzel. Okay. Diyeceğim şeye geri döneyim. Mesela burada benim ismim var. Yani baktınız backlog'da henüz bir şey yapılmamış. Kendi isminizde yazabilirsiniz ilginizi çeken bir konu. Slack'ten sonrasında yazarsınız hani herhangi bir iş, yani şey, duplike olmamak için, konflikt olmaması için. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Tamam. Aslında çok bir şey yok. Yani hep şöyle sayıya bakınca işte 70 sayfa falan da zorlar bitti. Geri kalanlar hep böyle 2-3 satırlık, 2-3 paragraflık şeyler. Oğuzhan dediği gibi. Evet, bir şey kalmadı. Oradan da ilerleriz. Tamamdır. Action item'lar burada. Tekrar göz atacak olursak, bir tane son review'u ben bir yapmak istedim o oyun dokümanına. Approver güncellemesini ben yapacağım. Halil, sen sosyal medya için draft. Bir de tabii herkesin kendi üstüne aldığı dokümanlar. Sonraki toplantımız 2 haftaya bir mi yapıyorduk bu toplantıyı? 3 haftaya bir mi diye. 2 haftada bir yapıyorduk. Tamam. 2 hafta sonrasında yine buluşuruz. Yine görüşürüz. O zamana kadar bir iki doküman hazırlayabilirsek, ekleyebilirsek güzel olur. Bu KubeCon geçti. Bu KubeCon'da Glossary'yi, Türkçe'yi yayınlayamadık ama inşallah Paris'e kadar yayınlarız diye düşünüyorum. Güzel olur yani, orada da işte Türkçe yeni localization, yeni glossary localization Türkçe diye ismimizi görsek güzel olur. Bu KubeCon'da da bahsettiler sanırım. Başka eklemek istediğiniz bir konu, konuşmak istediğiniz bir konu var mıdır? O zaman teşekkür ederiz herkese. 2 hafta sonra görüşürüz. Uğur, Yasin, teşekkürler katıldığınız için. Biraz işler yavaş ilerliyordu. Böyle ölü gibi görünüyordur belki dışarıdan da. Şimdi tekrar hızlandıracağız inşallah. Rica ederim abi, evet. Yine umarım biz de katkımız olur. Tamamdır, eyvallah. Hadi iyi akşamlar herkese. Teşekkürler. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Görüşmek Görüşmek üzere. İyi üzere, iyi akşamlar. akşamlar.